Genel kullanıcılar şunu istemiyordu. Ya bu ekranı aşağı çektiğimde zaten kilitlenmiş sohbet gözüküyor. Ben bunun da görünmesini istemiyorum diyordu ya. İşte WhatsApp size bu yeni özellikle kilitlenmiş sohbetleri buradan kaldırıyor. Merhaba arkadaşlar, Tamir Takım Teknoloji kanalıma hoş geldiniz. Bu bölümde size WhatsApp'a gelen yeni bir özellikten bahsedeceğim. Bu özellikle artık kilitlenmiş sohbetleri ekrandan kaldırabiliyoruz arkadaşlar. Biliyorsunuz WhatsApp sık sık bu sohbetleri gizlemeyle alakalı güncellemeler yapmaya başlamıştı. En sonunda ise kilitli sohbetler, kilitlenmiş sohbetler bölümü vardı ki biz buraya şifreli giriş yapıyorduk ve o kişilerle alakalı görüşmelerimizi yapabiliyorduk. Burada problem neydi arkadaşlar? Sohbetler bölümünde kilitlenmiş sohbetleri biz ana ekrana aşağı indirdiğimizde ne yapıyordu? Orada kilitlenmiş sohbetler diye bir bölüm gösteriyordu ve kişiler artık bundan rahatsız olmaya başlamıştı. Çünkü onu da artık görmek istemiyordu. Ki bu işte ben bu özelliği arkadaşlar yurt dışı kaynaktan gördüm ve takip ediyordum. WhatsApp'a bu özellik geldi. Şimdi size bunu bütün detaylarla anlatacağım arkadaşlar. Lütfen takipte kalın. Çok müthiş bir özellik gerçekten ve Türkiye'de şu an belki de ilk videomuz olacak yani bu video. İlk video olacak ve ilk öğrenenlerden olacaksınız. Videoya geçmeden önce arkadaşlar kanalımızı beğenerek katkıda bulunabilirsiniz. Süper teşekkür edebilirsiniz veya katıl butonuyla yine destek verebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi ekranımıza gelelim. Ekranımıza bakın, WhatsApp bölümünü açtığım zaman ben arşivlenmiş bölümler diye bir bölüm oluşturdum burada. Bununla ilgili kanalı daha önce bir video hazırlamıştım. Arşivlenmişler ne yapıyorduk? Biz ekranda sohbetlerimizi böyle kabaca böyle sıralı bir şekilde yığılmış gibi görmek değil de bir arşivlenmiş bir klasör içerisine koymak. Yani bir klasörde sıkıştırma işlemi yapıyorduk. Koyuyorduk bakın böyle bu şekilde arşivlenmiş. Ana ekran daha temiz olabiliyor. Arşive nasıl eklenir? Arşivden nasıl çıkartılır? Bunlarla alakalı kanalımda video hazırlamıştım. Oradan izleyebilirsiniz. Şimdi kilitlenmiş sohbetler bölümü vardı. Biz sohbet bölümüne geliyorduk ve ana ekranda elimizi yukarıdan aşağı doğru sürükle yaptığımızda kilitlenmiş sohbetler karşımıza çıkıyordu. Buna giriş yapmak için ne yapıyoruz? Tıkladığımızda desen kullanıyoruz. Yani telefonda kullandığımız desen var ya, kilit ekran deseni. Bu deseni kullan dediğimde ben ne yapıyorum? Buradaki kilitlenmiş sohbete giriş yapabiliyorum. Böyle gördüğünüz gibi. Geri çıkıyorum. Şimdi asıl özellik ne arkadaşlar? Kilitlenmiş sohbetlerle biz evet oraya bir şifre koyduk. Kilit ekran şifresi koyduk. Giriş yapabiliyor. Onunla giriş yapabiliyorsunuz. Genel kullanıcılar şunu istemiyordu. Ya bu ekranı aşağı çektiğimde zaten kilitlenmiş sohbet gözüküyor. Ben bunun da görünmesini istemiyorum diyordu ya. İşte WhatsApp size bu yeni özellikle kilitlenmiş sohbetleri buradan kaldırıyor. Evet, hazırsanız bunu nasıl yapacağımızı görelim arkadaşlar. Kilitlenmiş sohbetim var. Girdim ve artık bu kilitlenmiş sohbet ibaresini buradan kaldırmak istiyorum. Şöyle başlayalım. Bir tane daha bir sohbeti kilitlenmiş sohbet yapalım. Nasıl yapıldığını da öğrenmiş olsun tekrardan. Mesela yeğenim İbrahim. Açtınız. Üst bölüme geldiniz. Bakın burada sohbet kilidi bölümü var. Bunu seçtiğinizde parmak iziyle onaylıyorsunuz. Ve parmak izi onayı verdiğinde biraz daha bir şey var. Sohbet kilidini açıyor. Artık ne olmuş oldu? Kilitlenmiş sohbetler bölümü içerisinde oldu. Bakın görüyorum. Şu an ekranda yok. Girmek için ne yapmam gerekiyor? Desen veya parmak izi kullanabilirim. Desen kullan dedim. Geldim buraya. Yeğen İbrahim. Kilitlenmiş sohbetler bölümü. Şimdi asıl özellik bundan sonra başlıyor arkadaşlar. İki seçenek yapıyoruz. İki farklı şey anlatacağım size. Bir tanesi desen kullanıyoruz ya, telefonumuzun desenini kullanıyoruz değil mi? Bunu değiştirebiliyorsunuz. Yani kilitlenmiş sohbette siz telefonun desenine bağlı kalmayabilirsiniz. Önce bunu göstereceğim. Daha sonra da bunu ekrandan nasıl kaldırabiliriz onu göstereceğim arkadaşlar. Lütfen dikkatli bir şekilde izleyin. Kilitlenmiş sohbetler bölümüne geldim. Deseni kullandım. Giriş yaptım. Girişimi yaptım. Ben desen kullanmak istemiyorum. Kilitlenmiş sohbetlerim orada gözüksün ama desen kullanmak istemiyorum diyorsanız işte sağda 3 bakın üst üste 3 nokta geldi arkadaşlar. İşte asıl özellik bu. Kimlerde varsa yorumlar bölümünde paylaşabilirsiniz. 3 noktaya geldiniz. Sohbet burada ayarlar kısmı var. Bakın burada gizli kod diyor. Birinci anlatacağım kısım burası. Gizli kod. Ben bir gizli kod oluşturduğum zaman deseni değiştirebiliyorum artık. Yani telefonumun kilit ekran desenine bağlı kalmıyorum. Buna geldim. Gizli kodda siz herhangi bir isim yazabilirsiniz. Bir şifre, bir sayı belirleyebilirsiniz veya buraya bir emoji de koyabilirsiniz. Bir kelime veya emoji koyabilirsiniz. Mesela şu emojiyi koydum ben. İleri butonuna bastım.
Bir daha tekrar istiyor. İleri butonuna bastım. Geri çıkıyorum. Hatta şöyle WhatsApp'tan da çıkalım. Aşağı sürükle yaptım. Kilitlenmiş sohbetler bölümü geldi. Seçtiğimde bakın gizli kodu kullan yazıyor burada. Şöyle açalım. Sol altta gizli kodu kullan yazıyor. Ne olmadı? Daha önce ne yazıyordu? Kilit desen yazıyordu. Gizli kodu kullan dediğimde hangi gizli kodu verdiysem onu işaretliyorum ve kilitlenmiş sohbetlerimi açabiliyorum. Şimdi buradan devam edeceğimiz bir nokta şu. Kilit şeyi değiştirebildik. Bunu unutabilirsiniz. Unuttuğunuzda da ne yapacağınızı en sonunda göstereceğim arkadaşlar. İkinci kısma geliyoruz. Artık kilitlenmiş sohbeti buradan ben kaldırmak istiyorum. Burada görmek istemiyorum. O halde ne yapacağım? Yine buraya girişimi yaptım. Gizli kodumu kullandım. Devam edelim, girişimi yaptım. Bakın buradaki 3 noktaya geliyorum. Yine aynı bölüme geldim. Burada ayarlar kısmına geliyorum. Kilitlenmiş sohbetleri gizle diye bir bölüm var arkadaşlar. İşte burayı da aktif ederseniz eğer bu gizli kodu kullanarak giriş yapabilirsiniz. Gizli kodunuzu değiştirebilirsiniz. Gizli kodunu kullanabilirsiniz. Ben gizli kodu kullan diyorum. Tekrar değiştirmek istemiyorum ama değiştirebilirsiniz. Gizli kodumu kullan dedim. Neydi gizli kodum benim? Evet, şu an burayı ne yaptım? Aktif hale getirdim. Geri çıkıyorum. Artık bakın ana ekranda sürükle yaptığım halde ben gizli kod şeyi kilitlenmiş sohbetleri görmüyorum arkadaşlar. İşte WhatsApp'ın yeni özelliğinin kendisi bu. Öyle söyleyeyim. Şimdi burada ne yapıyoruz? Ulaşamıyorum. Nasıl geleceğim? Benim bir sürü sohbetlerim var burada. Yani arşivlerim sohbetlerde açıldığını düşünün. Nasıl bu kişiye ulaşacağım ben? Bakın arama motoruna geliyorsunuz burada. Göz at bölümüne geliyorsunuz. Şifremiz neydi bizim arkadaşlar? Bu simgeydi değil mi? Bu simgeyi yazdığınızda bakın kilitlenmiş sohbetler bölümü ekranınıza gelmiş oluyor. Ve artık içerisine giriş yapabiliyorsunuz. Yine buradaki ayarlardan aç kapa yapabilirsiniz. Şifreyi değiştirebilirsiniz. Unuttunuz. Unuttunuz. Ya benim şifrem neydi? Unuttunuz. O halde şunu yapabilirsiniz. Ayarlar seçeneğine gelip gizlilik bölümüne geldiğinizde alt kısımda bakın sohbet kilidi bölümü var. Sohbet kilidi bölümüne geldiğinizde bakın kilitlenmiş sohbetlerin kilidini açın ve sohbetleri temizleyin diyor. Unuttunuz ya, bunu uygulayabilirsiniz. Kilidi aç ve temizle dediğinizde artık sizden unuttuğunuz bu şeyden kurtulmak istiyorsanız telefonunuzun ya parmak izini kullanacaksınız ya da deseni kullanarak unuttuğunuz bu kilitlenmiş sohbetleri açabilirsiniz ve ekranınıza gelecektir. Evet arkadaşlar, konu anlaşıldığını düşünüyorum. Arşivlenmiş konusunu dediğim gibi kanalımda zaten bahsetmiştim. Kilitlenmiş sohbetlerde biz desenin yerine nasıl bir şey kullanabiliriz? Gizli kod kullanabiliriz. Bunu öğreniyoruz. Ve aynı zamanda kilitlenmiş sohbet ekrandan nasıl kaldırabiliriz? Bunu öğrenmiş olduk arkadaşlar. Bu video umarım faydalı olmuştur. Gerçekten güzel bir özellik olduğunu düşünüyorum. Dediğim gibi yabancı kaynaklardan tespit ettiğim ve sizler için sürekli kontrol ettiğim bir özellikti. Bugün bu sabah itibariyle bu özelliği öğrenmiş oldum. Tamir takım teknolojide biz yine faydalı bilgiler yapmaya devam edeceğiz arkadaşlar. Sizler de olmaya devam edeceğiz. Kanalımızda diğer videolarımızı izlemenizi tavsiye ediyoruz. Beğen butonuyla destek vermenizi tavsiye ediyoruz. Ekonomik durumu iyi olanlar için süper teşekkür veya katıl butonuyla kanala destek vermenizi bekliyoruz arkadaşlar. Bu konuyla alakalı ekstra bilgi tespit edenler veya soru işareti olanlar var ise yorumlar kısmında bahsedebilirsiniz. İmkan olursa belki de bir canlı yayınla bu özelliği tekrar uygulayabiliriz arkadaşlar. Tamir Takım Teknoloji'de yeni faydalı bilgilerle buluşmak dileğiyle saygılar, selamlar.